Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de bizimle buluşmak isterseniz aha şu adrese sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi masaya oturtuyoruz. Bunu artık biliyorsunuz. Ömer Bey, tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş buldum. Siz maraton koşucusuymuşsunuz. Evet, doğru. Helal olsun. Teşekkürler. Kaç kilometre koşuyorsunuz? Yani maraton aslına bakarsanız bizim çok uzun idmanlarımızın en küçük parçası diyebilirim. Çünkü evet, maraton 42 kilometrelik bir yarış ancak hazırlık süreci çok uzun bir dönem. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık olarak bir maraton hazırlık aşamasında 2000 kilometre koşuyorum 3 ayda. Yıllık ortalamamız 6000 kilometre. Oy. Evet. Yani o da günlük kaba bir hesapla 20 kilometre civarında bir antrenmanımız oluyor. Zorlu hava koşulları oluyor, sıcak oluyor, soğuk oluyor. Tabii değişkenlik gösteriyor çünkü sürekli dış plan bir spor. Aha. İstanbul'da iki defa maraton koştum. Yine yurt dışında da birkaç yarış planlamam var bu yıl içerisinde. Aa, ne kadar güzel. Hedefler doğrultusunda. Sürekli. Evet evet. Yani hedefler doğrultusunda ilerlemeye çalışıyorum. Ama maratoncuların bildiğim kadarıyla hedefi zaten koşmak. Bu derece mereceli çok ilgilenmezler diye biliyorum. Tabii bizim siz de öyle mi? Finisher diye tabir ettiğimiz bir grup var. Ben aslında şöyle söyleyebilirim. Finisher'la elit atletin biraz ortasında bir yerde. Evet. Derece de olsa iyi olur ama evet, şu yarışı bir bitirelim. Tabii. Asıl çok güzel. O. Harika. Peki film izlemeyi çok seviyor musunuz? Evet, yani sinefil diye bir tabir varsa aslında ben ona birazcık yakınsınız. Yakınım. Ay, evet. Harika. Bize film önerebilir misiniz? Yani tabii çok film var. Yani tabii. Siz de biliyorsunuz. Önerebileceğim çok şey var ama daha çok yönetmen bazlı filmleri çok severim. Yani o benim ruh halime göre değişebiliyor. Ne bileyim, bir Christopher Nolan filmi izleyeceksem o ruh halinde olmam lazım. Ne bileyim, bir Tim Burton filmi izlemek istiyorsam ona göre bir ruh halimin olması lazım. Ya da ruh halime göre başka bir film seçiyorum. Anladım. Ama çok severim film izlemek. Harika. Gerçekten. Harika. Çok tebrik ediyorum. Peki puan hayaliniz var mı Ömer Bey? Puan, ya tabii 9000 üstü hedefliyorum açıkçası. Çünkü çok neden yabancı olmasın? Olduğum bir rakam değil. Evde bunu iyi kötü ulaşabiliyoruz. Evet. Buranın bir farkı var mı derseniz benim için hiçbir farkı yok. Çok tek güzel farkı sizi yakından görebilmek. Aynen, tatlısınız. Bu da bir çok ayrıcalık teşekkür oldu ederim bizim için. Ömer Bey. O zaman başlayalım mı? Lütfen. Bakalım neler yapıyoruz. İnşallah. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu anlamına da gelen sözcük. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu anlamına da gelen eksik sözcük. Eksik tarzında bir şey. Gibi bir şey. Ama gibi bir şey. Harf alayım. Harf alalım. Yani işte bütçede olur. Açık. Açık, doğru cevap. Efendim, ikinci dört harfli kelimemize geçiyoruz. Bakalım nasılmış sorusu. Alacağın borçludan alınabilmesiyle ilgilenen adliye dairesi. İcra. İcra, doğru cevap. Beş harflere geçtik bile efendim. Bir spor terimiyle devam ediyoruz. Bakalım nasıl sormuş editörümüz. Voleybol, masa tenisi gibi sporlarda topun oyunda kaldığı süre. Topun oyunda kaldığı süre. Evet. Topun oynandığı süre. Böyle bir top bir düşmez yani, o sayı olmadan. Evet 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 evet. Rally. Ne? Rally. Rally, doğru cevap. Efendim, beş harflilerden devam ediyoruz. Bir akrabalık ünvanını soruyoruz. Gelsin efendim sorusu, bakalım. Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı. Yenge. Yenge, doğru cevap. Efendim, şimdi bir eş anlam sorusu geliyor. Bakalım nasıl bakalım sorulmuş. Fransızca kökenli kültür ve Türkçe tarım kelimelerinin Arapça kökenli karşılığı. Fransa kökenli kültür. Evet. Ve Türkçe tarım. Tarım. Kelimelerin Arapça kökenli karşılığı. Evet. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi. Nebati. Yok, estağfurullah, değil.
O bitkisel demek. Bu tarım. Onların böyle üretilmesi. Üretim, tarım. Çiftçilik ve tarımla ilgili tüm işleri kapsıyor. Bunların mühendisleri var efendim. Ziraat. Ziraat doğru cevap. Efendim altı harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sormuşuz. Koridorlara serilen dar ve uzun halı. Yolluk. Yolluk doğru cevap. 7 harflere geldik. Bakalım batı kökenli ama bilinen bir sözcük geliyor. Gelsin bakalım. Kapalı bir yerde seslerin dağılım biçimi. Akustik. Akustik doğru cevap. Ömer Bey 3600 puandayız. 2 dakika 22 saniye süremiz var. Evet. Hiç fena gitmiyoruz. Evet. Arkamıza bakmadan devam ediyorum ben. İnşallah. Efendim ikinci 7 harfli aradığımız cevap mastarla biten bir kelime. Gelsin bakalım. Çürük, aşınma gibi sebeplerle hasar gören dış dokusunu korumak amacıyla yapılan, dişi her taraftan saran bir restorasyon tipi. Mekmak dedik değil mi? Efendim 2 harfli. Mema. Kaplama. Kaplama doğru cevap. 8 harfliler başladı. İlk 8 harfli aradığımız cevap küçültme anlamı veren bir yapım eki almış. Gelsin bakalım. İçi su veya hava dolu ufak kabartı veya kürecik. Baloncuk çok yakın geliyor ama baloncuk. Baloncuk doğru cevap. Ruh biliminden bir soru geliyor bu sefer de. Gelsin bakalım. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü anlamına gelen psikolojinin bir konusu. Organizmanın uyaranlar karşısında tepkilerin bütünü. Tepkilerinin bütünü. Hastalık yakışır mı buna? Değil, yakışmaz. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Evet. Böyle bir konusu. Aynen, evet. Organizma ne efendim? Benim diyelim. Benim uyaranlar karşısındaki tepkilerim nedir? Benim. Psikoloji neyi inceler efendim? Ruh. Fiziksel olarak inceler ya bunu ruhla beraber. O ne inceliyor olur? İnsan tutumlarını. Davranış. Ne? Davranış. Davranış doğru cevap. Efendim 9 harflerdeyiz. Batı kökenli ve bir birleşik kelime. Evet. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Alan korkusu veya açık alan korkusu olarak da bilinen psikolojik bir rahatsızlık. Agorafobi. Efendim? Agorafobi. Agorafobi doğru cevap. 9 harfli ikinci aradığımız cevap iki kelimeden oluşmuş kalıplaşmış bir tabir. Yine editörümüz canımızı istetmeye başladı diyebiliriz. Gelsin sorusu. Bazı toplantılarda ayaküstü yenilebilecek türde yiyecek ve içeceklerle hazırlanmış masa. Bu kanepelerin vesairelerin olduğu evet. Bir masa bu da. Evet. Sunumla ilgili bir şey. Hiç böyle bir masa... Şöyle, otellere gidersiniz. Kahvaltı böyle istediğiniz gibi alabileceğiniz bir kahvaltıdır. Açık büfe. Mesela ikinci kelime doğru gibi. Harf alayım. Harf alın. 17 saniye, 16 saniye. Yumuşak G. Soğuk evet. Meze. Değil. Soğuk büfe. Soğuk büfe doğru cevap eder. Tebrik ediyorum. Süremiz az. 2 tane 10 harfli kelimemiz kaldı bulmamız gereken. Şimdi ilki efendim bir deyim ve mastarla bitiyor. Güzel. İki kelimeden oluşuyor. Kelime. Bakayım başka ipucu size verebilir miyim? Aslında bakalım yani yolda bakacağız artık. Gelsin bakalım sorusu efendim. Gittiği yerde uzun süre kalmak. Postu sermek. Demir atmak. Demir atmak doğru cevap. Yine iki kelimeden oluşan geleneksel bir etkinlik soruyoruz efendim size. Gelsin sorusu.
Hayal perdesi olarak da anılan bir sanat. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Bir harf daha aldık. İkinci bir harf daha alındı. Evet. Hayal perdesi. Evet. Sinema, tiyatro. Değil ama aslında çok bildiğiniz bir şey. Geleneksel Türk sanatının icra edildiği. Hacivat Karagöz. Ne? İşte o nedir o? Orta oyunu. Hayır efendim. O Karagöz Hacivat nedir? Harfler de var. İkinci kelimeyi doğru bildiniz. Orta değil işte o. Orta. Değil efendim. Bir perdenin arkasından ya. Gölge oyunu. Gölge oyunu olacaktı. Ah. İyiydi. Evet. Ah Ömer Bey. Ah yani bu nedir böyle biz... Böyle bir süredir böyle oluyor sevgili izleyenler. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Yani son sorulara gelince evet. Böyle bir... Bir de diğer bildiklerinizin yanında bu bir şey değil yani. Evet. Hani kelime olarak. Nasıl? Güzeldi. Yani bence de güzeldi. Buna abi. Hacivat Karagöz demeden gölge önü çıksaydı üzülürdüm. Evet. Kenarından bile yaklaşmış olmak güzel. Ay canım bildiğiniz kelime evet. Zaten ya. Bildiğiniz bir şey yani. Evet. Ona üzülüyorum ben. Yani ben masadaki evet. Hep kazansın istediğim için maalesef patlıyorum son zamanlarda. Evet, evet. Artık, güzeldi. Kazanmasın isteyeyim. Belki tersi olur sevgili izleyenler. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür harika ederim. Yarıştınız. 7800 evet. Puanımız var. Hiç belli olmaz. Bu birinci olmaya normalde yetebilecek de bir puan. Evet. Arkanızdaki 3 yarışmacının başına neler geleceğini bilmiyoruz çünkü. Ve gerçekten son soruda patladık. Evet, yani evet. Olacak iş değil. O yüzden heyecanla diğer yarışmacıları bekliyoruz tamam. Ömer Bey. Gerçekten çok sevindik sizinle tanıştığımızda. Ben de öyle. Gerçekten çok güzeldi. Hanımlar, beyler Ömer Bey'i alkışlayarak uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.